Sayın seyircilerimiz, Ramazan Hikayeleri programına hoş geldiniz. Yeni bir bölüm, yeni bir hikaye, yeni bir hikmet. Misafirimiz de hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Seni yorduk bizimden. Bilakis, çok sevindim. Safalar geldi misafir. Hep şeker de hoştu, güzeldi. Sağ ol. Allah razı olsun size. Bugün hikayemiz çok mühim. Eski dilimizde mühim diyerdik. Çok mühim bir nokta var özde. Dünyada her şey kısmet, nasipti. Kimse kısmetine fazla gitmez, fazla gelmez. Nasip de bir miktardı. Ne fazla olur, ne eksik olur. Bu da hepsi Allahu Teala elinde yazılıdır. O büyük aparı, çok eder, getir, her şey elindedir. Kalanı, hapsı, hikayedir. Diri varmış, yokmuş, bir sultan varmış. Bu sultan bir gün çıkar pazarda askerleriyle gezir. İşte o geldi, bu giydir, bu geldi. Öğüne bir böyle çocuk çıkar. O çocuğa böyle bakar. Böyle bakar, igitti biraz. Yoldaşlarıyla böyle igitli giydir. Dedi, o igitti, gel gel buraya. Çıkardı bir dinar veriyoruz. Ha? Altın dinar. O altın da dinarı geçkiliydi. Diğer kusura bakma sultanı almam. E oğlum dedi. Ne vereyim sen? Dedi sultanım almam. Dedi nişe almasayım. Dedi ben alsam, gitsem eve bir sürü hesap kitap olur. Bu dinar haradan geldi? Hara gitti? Kim verdi sana? Eskiler böyleymiş. Bu bir para gelende, bir şey gelende bak. Baba, nene, kardeş, bacı, abi sorardı. Buhardan sana, buhardan sana. Şimdi bu vakit kalmadı bu şey bize. Yeter ki o işini bilsin, sormaya. Sonra ne olur? Başta kirli. Dedi, bunu yaparsam öbürüm büyük müşkül olur. Bir de babam da inanmaz bana. Diye sultan sultanıydan sana bir dinar verdi. Bak, tamam dedi. Allah yapsın, bütün kişilerini veririm sana. Al uşak, kişilerini dedi, he, şimdi babam inanı. Diğer hakikaten sultan sana para verir. Çocuk da az da öyle, akıllıymış. Bu arada bir ses işitti sultan. İşitti böyle, o böyle sokakın içinde bir ayak kabucu. Biz diğer kafi, ayak açıyoruz, ayak kabuğu, ayak kabuğu dolu. Bir çakı çağlı diri dikendi, tutuldu, dikendi, tutuldu. Endi kısrağından yerdi, bir baktı, öğünde bir şey yoktu. Bir tek demirden çakıcı böyle çağlı. Tutuldu, dikendi, tutuldu, dikendi. Aa, sultan, eskiler, böyle mozulara çok kafa takardılar. Bunun sırrı neydi, ne hikmet var? Sultanlar her zaman hikmet arardılar, her zaman akıl alardılar böyle şeylerden. Çünkü bir sürü insanı idare eder. Gerçekten en hakim, en hikmetli insan o öz olsun. Yetti bu adam yanında oturdu. Selamu aleyküm. Aleyküm selam sultanım. Ne cahsiz, ne var ne yok. Dedi, bunun işi bir demire çağırsaydı, tutuldu, yıkandı. Dedi, sultanım uzun bir hikayeydi. Dedi, anlat bana, bir şeyim mi yoktu? Sende bir şey yoktu. Dedi, ben bir gün yatmıştım yuhuda, geldim, ben melekler aldılar, apardılar beni bir adaya, bir cezireye. O adada bir büyük mağara var. O mağaraya girdim, böyle baktım, yukarısında su akır. Bazı yerden çok su akır, bazı yerden az su akır, bazı yerden çok az akır. Bazı yerden de damla damla akır. Dur sordum, bu nedir? Dediler, bu nasip mağarasıdır. Bak, bu çok usulü, bu herkesin nasibidir. Bak, bu zenginlerin nasimlerine akır. Dedi, bu çok akarlar ne? Dedi, bu sultanlardı, vazirlerdi. Bugünümüzde parlamentlardı diyerek. Estağfurullah. Sonra dedi, bu az akarlar, dedi, bu fakirlerindir. Dedi, bir tek burada var, damla damla akır. O kimin dedi? Dedi, o seniydi damlada. Dedi, ben böyle baktım, melekler gittiler. O yüzden ne yedim, ne yedim dedim. Valla bunu
Koy biraz büyük yedim bunu. Fazla aksın benim için. Aktardım böyle bir yerde bir çöp, bir tahta parçası taptım. Kuru ağaçlar olur yerde. Evet, evet. Kaldım, böyle yedim. Fazla büyük yedim. Kes üstü fazla aksın. Böyle yedim, tık, tahta kaldı içeride. Allah. Kapandı. Allah. O damla da kalmadı. Dürü döndüm. O günden bu var 3 yıl oldu. İstirem, bir tek bana merhaba desin, bir tek bana desin. Allah bunu doğramam için yoktu. Ve o günden dedi, pişmanım diyerem, dikandı, tutuldu. Kıssam budur. Çok güzel, ağzına sağlık. Sultan dedi, Allah mani olsun. Sultan döndü sarayına, oturdu, düşündü. Ya dedi, bu kadar da, bir yuhudan da bu kadar nasip de olmaz. Çağırdı vaziri. Dedi, istirem bir hindi. Hindi nerede? Biz diyar galal. Bir hindiri pişirin. Ramazan ayıydı. İçine lira altın doldurun. Hatta ki yiyende özün, bitirende baksın bir kisa, bir böyle altın tapsın içinde. Tamam diyelim. Hindini pişirdiler, içine koydular, diktiler özü. Hiç malumiyet etmir içinde bir sürü altın lira var. Koydular bir sinniye, askerlerden gönderdiler. Dediler, selamu aleyküm, selamu aleyküm. Dedim, sultan gönder sen. Çünkü bugün iftari hindidir, şavuy. Bir el güzel, tatlı kokusu. Çok sevindi. Böyle aldı eline, yeri çıktı gitti eve taraf, iftara 5-10 dakika kalıp. Böyle baktı, dedi, ben bugün hindini yedim. Yarın ne yerim? Bürsü gün ne yerim? Koy bunu sattım. Bunun parasında yine 3 gün kuru ekmek yerim, hurma yerim. Yeri böyle konşu gördü özüm. Konşu dedi, konşunu çağırdı dedi, konşu hindim var bir şey hazırdı. İşte 3 akçaya, o vakit akça diyerler. Mayın 10 akça, 100 akça bilmiyorum. Bir altın lira derdi. Bildiğimce 10 akça. Dedi bunu satıra masaya böyle baktı özüne böyle dedi. 4 akçaya verse. Dedi ha verem özün. Günde bir akçaya işte biraz hurmayla ekmek alalım. 3 gün bana besi eder, 4 gün bana besi eder. Sattı özüne. Arkada sultanı askerleri bakırlar, izliler özü. Yetler döndüler, sultan için hareket ettiler. Ah dedi, bunun dert çayını mı tutulupdu bu iki? Durun dedi, başka bir çözüm var. Dedi, bir sinli paklava ilayın. Her paklavanın adına bir lira altın koy. Her bir tekin yer, tapar. Bir sinini verdi, dedi, bugün senin için sultan bir sinli paklava gönderdi. Bu da sevindi, elini aldı. Çıktı, iftara 5-10 dakika kalıp kaça kaça eve gelirim. Yöve giderken o komşu o taptı altına durup yolda bekler özün. Dedi komşu bir şeyin yoksa asla bir gün. Allah'ım seninle. Kara bağlıştı. Eskiler diyerdi kara bağlıştı. Dedi ha böyle bak dedi. Ben paklavayı dedim. Tok olma ben de koyup paklavanı da sattım. Ha valla dedi paklavam var. Dedi gel 10 akça veririm sana. Ah bir haftalık yemek beseler özün. Valla sattı. Askerler böyle baktılar. Döndüler. Sultan açı hareket ettiler. Sultan bu defa tahtına çaldı. Dedi bu kadar da nasip kapanmaz da ya. Yani olmaz bu kadar. Gönderin bura gelsin. Git askerler getir özne ver. Dedi gel bura gel. Yoğut yanımda. Dedi bir hindi gönderdim. Senin çiçi doğulu altınıydı. Sattı yöz. Biz şimdi paklava gönderdim. İçinde de her paklava altında lira var idi. Yine sattı. Dedi sultanım demedim sana kapandı, tutuldu, çaresi yoktu. Dedi yok, bu defa hallederim. Dedi nece? Çağırdı oradan içeriden vazirler dedi, o bir sandık altınımız var ya, hapsilere doldu. Böyle sandıkları vardı eski sultanların. Dedi getirin bura. Getirdiler bura, kapağı açtılar, böyle dolu lira altın. Vazire dedi bir kürek getir. Gitti bir kürek getir ve fellah manla kürek diyelim. Dedi bak, sana bu kürek veririm. Bu kürekte vur, çıkar. Nanca çıkarttıysan iyiydi. Bu inanmadı. Hemen küreği aldı eline, vurdu küreği altın içine. O kadar sevindi, o kadar acele etti ki küreği böyle vurmadı. Ağzına taraf tezkere vurdu. Böyle etti, çıkarttı ağzına, hepsi döküldü, bir lira kaldı. Böyle baktı nereye? Dedi sultanım, bu iş çözülüptü. Çaresi yoktu. Arkadaşlar, bunda hikmetimiz her şey nasipti, her şey kısmet. Allah ne yazıpsa onu yarık. Ve her zamanda unutmayın.
bir kapıyı kapatan bin kapı açar. Bir kapı kapalıysa Allah her zaman bir kapı açar. Özü bizi yaradı. Özü diri. Ben yarattım kullarımı. Ben emirlerini idare ederim. Size sonsuz dualarımız. İyi Ramazanlar. Ya Rabbi makbul amanlar. Afiyeti sıfralar. Hoşça kalın.